Evet efendim, CNN Türk Masası programı devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen saldırıda can kaybı en az 143 konuşuyoruz. Arkadaşlarımız orada bizi bekliyorlar. Yönetmen arkadaşım, seni duyamadım. Evet, birazdan Rusya'dan, Moskova'dan Emrah Çakmak, CNN Türk muhabiri bize bağlanacak. Oradaki gelişmeleri aktaracak ama Mesut Hocam, siz bu görüntüleri gördüğünüzde nasıl analiz ediyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Yani şimdi burada iki husus var. Yani tam yakalandıkları ana. Hocam anlatır mısınız şöyle, ne görüyorsunuz? Hay. Şimdi burada görgü tanıklarının da ifadeleri çok önemli tabii. Arkadaşımız orada mı? Bizi dinleyecek. Kaldı. Hocam şimdi birazdan gelecek. Baş başa. Şimdi burada baktığımızda şu şahıstan başlarsak ters kelepçe yapılmış tabii. Ve bilemiyorum, dudakları titriyor. Biraz şiddet görmüş. Normal yani, bu kadar insanı bir şekilde katleden bir insana herhalde çok iyi davranacağını sanmıyorum. Ama bakın, soru sorulduğunda düşünerek cevap veriyor. Ve yalan söylediği belli gözlerinden. Yani kendisine daha önce ezberlettirilmiş şeyleri söylüyor. Gerçek ifade değil bu yani. Sorgu tanı şeyi, savcısının bir şekilde bunu dikkate alacağını düşünüyorum. Esas ifadesi değil bu. Diğeri hiç pişman değil yaptığını. Gördüğünüz gibi. Ama endişeli. Nereden onu anladınız, hiç pişman olmadığını? Boş bakıyor bakın. Hmm. Yakalandığında biraz darp edilmiş gördüğüm kadarıyla. Elbiselerine falan baktığınızda bu çatışmaya göre hazırlanmış. Demek ki elbiselerini değiştirememişler. Belki de kan izleri falan da var. Çatışmaya göre hazırlandığını nereden biliyoruz elbiselerin? Efendim? Çatışmaya göre hazırlandığını nereden biliyoruz elbiselerin? Şöyle, bunlar soğuk malzemeleri. Bakın dikkat edin, Rusya çok soğuk. Çok da heyecanlı dikkat ederseniz. Üstündeki elbiseler onun. Değiştiremezler o saatte onu. İkinci husus şu, bakın siz eylemi yapıyorsunuz ve kaçıyorsunuz. Kaçarken de burada iki husus var. Kaçmasına müsaade edildi mi acaba? Bütün bu olaylar bizim aldığımız bilgiye göre 20 dakika kadar sürmüş. Yani hocam, bu eylemi gerçekleştirdikleri haliyle mi görüyoruz şu anda? Evet. Kıyafet olarak. Yani bu kıyafetleri o şekilde değiştirememişler. Bir de iki husus var. Neden polis hemen müdahale etmedi orada? Neden yakalamadı onları? Şimdi bir görüntüleri analiz edelim. Başka ne dikkatinizi çekiyor? Yani bir korku, bir panik. Bu teröriste görmüyorsunuz. Şey yok, panik yok yakalandığından. Başına gelecekleri düşünüyor ve aklında herhalde tercüman da var orada, ona cevap veriyor. Bu. Nasıl bir cevap veririm sorguya? Ona hazırlık yapıyor. Yani bu terörist titriyor. Titriyor tabii, titriyor. Ama ya korku neden yok dediniz de, bilemiyorum. Korku yok dediniz de, korkudan mı titriyor? Hayır, korkudan değil. Gördüğü travmadan olabilir. Yani nasıl yakalandığını bilemiyoruz ki. Şimdi siz polis olsanız, 125-150 kişi öldürmüş, çocukları katletmiş ve onları yakarak öldürmüş. Sadece şeyle değil, bakın çok alçakça bir şey bu. Buna nasıl davranacaksın? Bu yani... bu adamı bu hale getiren, bunu buraya gönderen, asıl bu zavallı bir tetikçi yani. Bunu buraya kim hazırladı? Hangi devlet yaptı? Arkasında kimler var? Putin'in söylediği bu. Bunları bulacağız ve cezalandıracağız diyor. Hocam zavallı dediniz, o yanlış anlaşılabilir. Bu hain teröristlerden bahsediyoruz. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Bu adamı bu hale getiren, buna ideolojiyi veren, bakın... bir insanın terörist olması için onları öldürmekten hicap duymaması gerekiyor. Çok büyük bir kin ve nefret. Bu bugünkü bir şey değil. Eğitimden yapılıyor bu. Ve kamplarda eğitiliyor. Hocalarımızın söylediği gibi bu adam önceden silahlı eğitim almış. Bu bir adam, bir katil. Bundan önce çok daha adam öldürmüş yani. Dikkat edin, diğerinin de ifadesinde hiçbir faal nedamet yok. Hukukta bu çok önemli. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Hay hay, buyurun efendim. Şimdi zaten ellerindeki ağır silahlarla çok ciddi bir şekilde bir katliama imza attılar. Ve bunun işte amatör kameralarla çekilip dolaşıma girmesi. Yani infiale neden olma yolunda ciddi bir ilerleme kaydettiler. Bunun peşinden ortalığı yangın yerine çevirmeleri, oraya yakmaları nedendir? Delil karartma olabilir mi bunun içerisinde? Yahut içerideki başka mühimmatları perdeleme olabilir mi? Değil. İşbirlikçiler. Ya da daha büyük bir facia yaratmış. El bombasıyla hepsini öldürebilirdi. Buradaki şey şu. Yangın neden?
Bir defa seçilen yer, biraz sonra başlayacağız oradan ama seçilen yer Moskova merkezden. Şimdi Moskova merkezde bunlar yakalansa hemen tutuklarlar tipinden bir defa. Polis alır çevirir hemen. Bu bir. İkincisi uzakta 25-30 kilometre mesafede insanların rekreasyon, eğlence yerinde yapılıyor. Ve çok güzel bir günde gördüğüm kadarıyla burada çocuk balosu yapılıyor. Neşeli bir gün, aileler gelmişler ondan sonra. Ve herkes içeri girdikten sonra, bakın zamanlama çok önemli. Bir, seçilen yer çok önemli. Az önce Siyamet Bey söyledi. İçeride Rus istihbaratı ve polisi çok temkinli. Neden? 7 Mart'ta bir şey almışlar, ihbar almışlar ve bu ihbarı veren Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna işgalinden öncekinde aynı. Olacak diye bir oluyor. Allah Allah, falça mı bu Amerikalılar? Niye bunu meşruiyet? Şimdi aslında çok önemli başlıklar verdiniz. Bu başlıkları birazdan teker teker soracağım. Ama bir kameralarımızı bir cümleyle söyleyin. Rusya'ya dönelim. Emrah geldi. Şimdi burada Renault araçtan yakalanıyor. Sınırdaki durumu çok önemli. Görgü tanıklarının mutlaka ifadeleri olacak. Bu soru şu. Bu şahıslar Rusya için yeni bir DAEŞ mi yaratılıyor sorusu var. Yani bunları Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, Afganistan'da gördük, Libya'da gördük. Kafkasya'da gördük. Bu şimdi Rusya'nın içine konan bir bomba mı? Bunu sorgulayalım, bunu konuşalım. Şimdi Emrah'a bir soralım. Emrah, şimdi olayın yaşandığı ilk an hemen yola çıkarak siz Halil Kahraman'la birlikte Moskova'ya gittiniz. Oraya ulaştığınız andan itibaren nasıl izlenimlerin var? Yani tabii şimdi oradaki Rus vatandaşlar için de kuşkusuz çok ağır bir travma. Biraz böyle etrafı göstererek nasıl bir hava var bize anlatır mısın? Tabii Halil Kahraman'la birlikte bu terör saldırısı gerçekleşti haberini alır almaz hızlıca İstanbul'dan Moskova'ya hareket ettik. İstanbul Havalimanı'nda Moskova uçağında, Türk Hava Yolları uçağında herhangi bir olumsuzluk yoktu. Gayet herkes uçuşlarını gerçekleştirmek için gelmişlerdi ve uçağa binip Moskova'ya indik. Tabii Moskova'ya indiğimizde havalimanında da herhangi bir tedirginlik söz konusu değildi. Yalnız aramalarla ilgili tabii çok dikkatli bir şekilde aramalar gerçekleştiriliyordu. Ancak havalimanlarındaki bu aramalar özellikle şehrin içerisindeki metrolarda çok daha fazla üst seviyeye çıkartılmıştı. Çantalar didik didik aranıyor ve metro seyahatini gerçekleştirecek Moskova'da yaşayanlar tabii bu süreci yaşadılar. Şunu söyleyelim, özellikle Halil Kahraman'la birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşları ve özellikle Ruslarla da konuşma fırsatı bulduğumuzda özellikle şehirde şu anda hareketlilik birkaç gün öncesine göre biraz daha yavaşlamış durumda. Özellikle bugünlerde çok hareketli, trafiğin daha fazla olduğu söyleniyor ancak şu an biraz daha bir seviye aşağıya düşmüş durumda. O da tabii hali hazırda uzun bir aradan sonra ülke böylesine bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Rus vatandaşları şunu söylediler. Tam da saldırının gerçekleştiği o konserin olduğu alandaki yerde sivillerin böylesine pervasızca hedef alınması açıkçası şu anda Rusları ciddi manada üzmüş durumda ve bugün orada karanfillerle birlikte çocuklar için, orada hayatını kaybeden çocuklar için oyuncaklar getirmişlerdi. Bakın burası şu anda Halil Kahraman'ın ekrana taşıdığı cadde, çok işlek bir cadde, Aspava Caddesi diye geçiyor. Moskova merkezde, arkamızda tarihi Dışişleri Bakanlığı binası var. Orada ışıkların hala yandığını gördük. Muhtemelen çalışmalar da devam ediyor olabilir. Hem İçişleri Bakanlığı'nda hem Dışişleri Bakanlığı'nda şu anda çalışmalar devam ediyor diyebiliriz. Çünkü bugün gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Emrah, yani şunu da aslında Bahar Feyzan da soruyor. Evet. Yani şöyle bir uyarı geldi, onu da aktaralım. Uyarı var mı? Evet, hem o uyarı var mı onu soralım. Bir de buranın insanların özellikle cumartesi akşamları gitmeyi tercih ettiği kalabalık bir caddemin, yani normalde burada daha fazla mı insan oluyor? Ona nazaran çok daha az insan mı gece dışarıya çıkmış? Her iki soruyu da yanıtlarsan, böyle etrafı Halil Kahraman'ın görüntüleriyle iyice görürsek öyle alalım cevaplarını.
Tabii gösterelim. Tabii. Şöyle özellikle gün içerisinde çok konuşuldu. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz haftalarda Rusya'da özellikle konserlerin verildiği alanlarda bir terör saldırısı gerçekleşebilir diye bir açıklama yapmıştı. Rus makamlarını uyardık, bilgileri olsun demişlerdi. Ancak Rus makamları bize böyle bir uyarı gelmedi ifadesini paylaşmışlardı. Yayına girdiğimiz dakikalarda yine bir uyarı geldi. İkinci bir uyarı. Krakus Belediye Binası'ndaki terör saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bir kez daha vatandaşlarını Rusya'yı terk etmesi konusunda ikinci kez uyardı. Bu uyarı yayına başladığımız dakikalarda geldi. Bunu tabii kaynaklardan baktığımızda bu bilgi var. Sıcak bir gelişme. Bunu bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Krakus binasında konser verilen o binada binada terör saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından bir kez daha vatandaşların Rusya'yı terk etmeleri tavsiye edildi. Tamam. Acaba olası bir tehlike mi seziliyor? Bu konuda da şu anda böylesine bir bilgi var. Tabii bu bilgi akşam saatlerinde geldi. Rusya kaynakları da bu bilgiyi şu anda araştırıyor. Özellikle bunu aktarmakta fayda var. Emre abi biraz daha böyle ileri, yani anladığım kadarıyla burası biraz daha büyük olasılıkla. Anladığım kadarıyla burası bir yandan da uzunca bir cadde zannediyorum. Yani mümkün olduğunca yürüyerek de bize gösterirsen hem ana caddeye görelim hem ara sokakları görelim. Çünkü normalde çok kalabalık bir cadde olduğunu ifade ettin. Yani o aleti ruhiyeyi bir anlayabilelim. Hani biraz da böyle yürüyerek gösterebilirseniz. Tabii yürüyerek gösterelim Fulya Kalfa. Burası gün içerisinde özellikle hafta sonları şu anda olan insan sayısından çok daha fazla. Burada sağlı sollu restoranlar, kafeler söz konusu. Yemek yiyip burada kahve içebilecekleri yerler var. Buralarda oturmakta, yer bulmakta zorlanıyormuş Moskova'da yaşayanlar ama şu an dükkanları gezdiğimizde içerisindeki insan sayısı, bulunanların sayısı ciddi oranda azalmış. Moskova'da yaşayanlar terör saldırısının ardından muhtemelen hem de hafta sonunun olması nedeniyle, bunu da belirtmekte fayda var, bu süreci evlerinde geçirmeyi tercih ettiler. Çünkü metrolara yönelmek istediklerinde bir korku. Çünkü terör saldırısı gerçekleştiğinde terörün bir numaralı hedefi korku yaymak. Korkuyu yaydıktan sonra tabii insanlar da bunu kendilerini güvenli alanlara saklayarak gerçekleştiriyor. Bakın burası bir yine kafe ve insanların hemen hemen her gün gelip burada oturduğu bir yer ve büyük olasılıkla müzik dinletisi de gerçekleştiriliyor. Kapılarında böyle bir şey var. 23 Mart ve 24 Mart'ta kapalıyız. Bir yaz. Bugün evet, yaz özellikle Moskova'nın caddelerinde, ana arterlerde işte bu mum ve yanan mum simgesi var yol üzerinde, binalarda ve böylesine restoran, kafelerde. Bakın bu kafede, bu restoranda kendisine böyle bir afişler hazırlatmış ve yastayızı burada şu anda açık olması gerekirken muhtemelen simge bir fotoğraf haline geldi. Normal günlerde tıktım tıktım dolu olan yer. Simge bir fotoğraf haline geldi değil mi o mumlar? Çünkü dünden beri herkes bu görüntüyü paylaşıyor. Ve işte yas ilan edildiği için de eğlence mekanları, müzik dinletileri vesaire bunların hepsi iptal edildi. Şu anda bir yas hakim değil mi ülkede? Ve o fotoğraflar her yerde var zannediyorum mum yanan yasa dair. Evet, 24 Mart. Evet, bu fotoğraf, bu simge artık bu terör saldırısıyla birlikte Rus vatandaşlarının bu olayı, bu terör saldırısını simge haline getirdiğinin en net görüntüsü. Her yerde bunu görebiliyoruz. Sokaklarda, özellikle ana arterlerde ve geneline baktığımızda zaten burada
milli yas da ilan edilmiş durumda. 23-24 Mart'ta yapılması planlanan tüm etkinlikler iptal edildi. Bu simge haline gelen mum da aynı zamanda o katliamın gerçekleştirildiği, terör saldırısının yapıldığı yerde de hemen hemen her binanın üzerinde var ve vatandaşlar da buradaki yaşayan Rus vatandaşları da ellerindeki mumlarla birlikte terör saldırısının gerçekleştirildiği o konser salonunun önüne getirip mumlarını oraya bıraktıktan sonra orada hayatını kaybedenleri yad ediyorlar ve çok çok değişik evet. bir görüntü vardı orada. Açıkçası duygularına hakim olamayanların sayısı vardı ve akşam saatlerine doğru Fulya her geçen dakika tabii birçok televizyon kanalı, dünya basını da burada. Bizler de CNN Türk olarak o görüntüleri çekme fırsatı bulduk. Simge bir orada görüntü oluştu. Gül dağı, karanlık dağı oluştu ve oyuncaklardan bir dağ orada gördük. Bakın sokaklar şu anda hemen sağ tarafa bakalım. Bakın burada ana caddenin üzerinde burada bir sokak var. Sayıları çok az. İnsanlar artık biraz daha saat ilerledi ve dükkanların da yavaş yavaş kapatılmaya başladığını görüyoruz.